Medya Haber'den iyi akşamlar. Bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bu akşam iki Ezidi aktivistle, gazeteci ve sosyologla konuşacağız. Şengal'i konuşacağız. Gazeteci arkadaşımız Eyüp Burç ve sosyolog, HDP yöneticisi Azat Barış'la konuşacağız. Şengal anlaşması ile ne amaçlanıyor? Diğer taraftan Şengal'e ilerleyen Irak askerlerinin oradaki hedefleri ve ne ve neler yaptılar? Diğer taraftan Kürtler arası ilişkilerin bu gelişmelerdeki rolünü konuşacağız. Bölge devletlerinin ve uluslararası güçlerin Şengal'e ilişkin hesap ve planlarını değerlendireceğiz. Diğer taraftan Ezdilerin asıl taleplerine de yöneleceğiz. İki arkadaşımız dedik, Azat Barış sosyolog ve Eyüp Burç gazeteci. Eyüp Burç hazır, Azat Barış da birazdan hazır olacak. Eyüp Burç, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Azat arkadaşımız da hazır oluncaya kadar seninle devam edelim. Doğrusu 9 Ekim'den bu yana konuşulan bir anlaşma var. Bağdat hükümetiyle Hevler hükümeti dendi ama diğer taraftan Hevler hükümetinin ortakları bu gelişmeden bizim bilgimiz yok dediler. Bu da gösterdi ki KDP ile Bağdat arasında bir Şengal antlaşması imzalanmış. O günden beri de Şengal'de bir gerilim yaşanıyor. İçeriğine baktığımızda da sadece Şengal'i kapsayan maddeler karşımıza çıkıyor. Doğrusu amaç sadece içeriğine baktığımızda gördüğümüz gibi Şengal'in geleceğine ilişkin yeni düzenlemeler mi? İşte geri dönüşler olacak, yok işte yol hizmetleri eksiktir, belediyecilik eksiktir filan diyorlar. Bu bölgeye dönük anlaşmanın Rojava'yla ilgisi ne kadar var gibi. Şöyle bir girizgah yapalım, oradan başlayalım diyorum. Sen de bölgeyi yakından takip eden ezdi bir gazetecisin, biliyorsun. Nedir oralarda yaşananlar bu anlaşma sonrasında? 9 Ekim'de yapılan bu anlaşma, sizin de dediğiniz gibi sadece Şengal ile ilgili bir anlaşma. Zaten adına da Şengal Anlaşması deniliyor. Resmiyette Federal Kürdistan Bölgesi yetkilileri ve Merkezi Irak Hükümeti arasında imzalanmış bir anlaşma gibi görünüyor. Aslında fiiliyatta Kürdistan Demokrat Partisi ile Irak Hükümeti'nin birlikte imzaladıkları bir anlaşma olarak okumak lazım. Ve bu anlaşmanın kağıt üzerinde görünmeyen partnerlerini de aslında zikretmek lazım. Kim bu partnerler? Yani bu anlaşmanın aslında dahili olup da kağıt üzerinde görünmeyen, sözüm ona Irak'ın iç işleri gibi bırakılmış halde, dolayısıyla uluslararası ilişkilerden kaynaklı belki, tümüyle bir iç sorun gibi, bir iç soruna dair bir anlaşma gibi gösteriliyor. Aslında bu anlaşmanın bir müdahili daha var ya da tarafı daha var, içinde olan biri daha var. O da Türkiye Devleti'dir. Amerika'dır. Onu da görmek gerekiyor. Ve sözüm ona inşa ve insani boyutuyla ilgilenen Almanya, Fransa ve İngiltere'dir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Anlaşmanın startını Amerikalı sözcüler verdiler. Anlaşmadan neredeyse bir ay önce. Daha sonra yani hani bu meseleyi Türkiye'yi de rahat edecek bir şekilde Ankara ve Bağdat ve Erbil çözmeli biçiminde ABD üst düzey sözcüsünün yaptığı açıklamasından sonra belliydi ki bir anlaşma gelecek. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, daha doğrusu imzalanmasından sonra hem Erbil'e ve Bağdat'a birçok heyet geldi. Hem de o Bağdat ve Erbil'den Avrupa'ya, Amerika'ya heyetler geldi. Tümüyle zaten diyelim ki Almanya, Fransa ve İngiltere görüşmelerinde
biliyoruz ki işte Kazimi'nin bu görüşmelerde zaten Almanya'nın ve diğerlerinin açıklaması Schengen önemli bir konudur ve biz bu konuda Schengen anlaşmasını bir şekilde mesai yatıracağız, konuşacağız dediler. Hı hı. Aslında bu üç ülke, İngiltere, Kazım'ın yaptığı bu üç ülke seyahati o gösteriyor ki anlaşmanın da Avrupa ayağında üç tane partneri var. Yani İngiltere, Fransa ve Almanya. Şimdi böyle görmek gerekiyor. Peki bu anlaşma Schengen için ne anlam ifade ediyor? Onlar önce belki şunu sormama müsaade etsen dediğiniz için. Yani sonuçta İngiltere, Almanya, Amerika gibi ülkelerin hedeflerinden söz ettiniz ama Kazimi sanki o anlaşmaya gönülsüz ama zorunlu bir şekilde katılmış gibi de bir profil çizdi. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Doğru. Irak hükümeti diyelim zaten zayıf bir hükümet. Ve çok yoğun bir ABD baskısı var yeni hükümette, Kazimi hükümetine. Çok da zayıf bir hükümet biliyorsunuz. Daha önceki hükümetler daha çok İran etkisindeydi ve Amerika'yı çok rahatsız eden bir rejim vardı deyim yerindeyse Irak, merkezi Irak'ta. Şimdi daha sonra işte Kazimi ile beraber biraz ABD'nin dediklerini yapan bir Irak hükümeti oluşturuldu. Çok da... Bu güçlerin özellikle Türkiye'nin bu anlaşmaya da müdahil olmasını çok içlerine sindirmiş değil Irak merkezi hükümeti. Bunu görmek gerekiyor. Bana sorarsanız ABD'nin de bu konuda çok direkt bir gönül hoşluğu olduğunu düşünmüyorum. ABD'nin bu anlaşmada başka dertleri var. Onun bütün derdi Heşti Şabi. Irak'ta Heşti Şabi ve Schengen çevresindeki Heşti Şabi varlığı. ABD'yi bir şekliyle bu sürecin içine götüren mesele. Ha bir boy başka boyutları da var. Türkiye'yi yeniden kendi yanına çekme, işte Türkiye biliyorsunuz tekrar yönünü bu tarafa çevirdi. O Avrasya hayalleri biraz boşa çıkıyor vesaire. Bütün bunlar belki daha sonra konuşabiliriz ama anlaşmanın kağıt üzerinde iki tarafı var. Maalesef anlaşmanın yürürlüğe gireceği deyim yerindeyse bölgeden kesimden de hiç kimse yok. Yani anlaşma Schengen ve Ezdilerin kaderiyle ilgili bir anlaşma ama içlerinde Ezdi ve Schengenli yok. Yani bu işin içinde ne bunlara soruldu, ne Ezdilere soruldu, ne de Ezdiler bu sürece muhatap kılındı kararlara. Tümüyle Erbil ve Bağdat'ın güvenlik bürokrasisinin imzaladığı bir anlaşma. Güvenlik anlaşması. Bu kadar insani ve ekonomik bir anlaşma olmaktan uzak. Peki. KDP'yi bu kadar etkin bir biçimde anlaşmanın içine çeken nedeni nasıl yorumlamak gerekir? Çünkü sonuç itibariyle KDP şu anda fiilen diyelim Irak kadar hareketli değil o bölgede. Ama anlaşmanın yaşama geçmesi için de çok büyük çaba sarf eden bu konuyla ilgili en azından diplomatik faaliyetleri arttıran bir görüntü çiziyor. İşte aslında Kürtler ne yapmalıydı? Kürt hükümeti, bölgesel hükümeti, Kürt, hatta KDP, PKK, diğer Kürtler ne yapmalıydı Schengen gibi bir mevzuda? Bu konu çok önemliydi ama maalesef gördüğümüz şey KDP'nin bu anlaşmanın olmasında neredeyse tiliri çekiyor, zılgıt çekiyor. Halbuki bir neden? Çünkü Türkiye bunu böyle istiyor. Ve KDP burada KDP'nin içindeki oligarşik grup bunu Türkiye'nin istediği doğrultuda yaptığı için çok mutlu oluyor. Mutlu kalmış görünüyor. Yani KDP'nin bu kadar iki ayağı var bu meselede KDP boyutu. Bir tanesi Türkiye'yi memnun etmek. İçine girdiği bir sürü ekonomik ve siyasal ilişkiden kaynaklı Türkiye'nin isteklerine zaten bir şekliyle hep olur cevabı veriyor. Onu memnun etmeye çalışıyor maalesef. Diğer ayağı ise Schengen KDP için bir yara öyle diyelim. Yani nasıl bir yara? KDP Yezdi halkının IŞİD saldırısında korumamasından kaynaklı tarihin en büyük aslında araştırılıp cezalandırılması gereken bir suç söz konusu ve bu burada payı çok büyük. Bu utançtan kendini bir şekliyle bir projeksiyonla yeniden Irak Schengen'e dahil etmek ve Schengen'de sözüm ona yaraları saran bir güç biçimine kendini büründürmek istiyor. Yani KDP
Çin'in Şengal yüzüstü bırakıp katliamla ve bir büyük deportasyonla, jenositle yüz yüze bırakmasının bir şekilde kendince bir projeksiyonla telafisine yol açıyor. İşte daha sonra da biliyorsunuz Heşti Şabi'nin Irak'a Kerkük'e girmesi ve daha sonra bütün o ihtilaflı bölgeye yürümesi, Şengal'ı da doğru gitmesi, Şengal'a gitmeden İKDP ikinci kez Şengal'ı bıraktı ve ayrıldı. Yani ilkinde IŞİD'e bıraktı, kaçtı. İkincisinde de Heşti Şabi'ye bıraktı, kaçtı. Evet. Tümüyle paramiliter güçlere ve ne yapacağı, ne edecekleri belli olmayan güçlere KDP ezdiler, iki kez yüzüstü bıraktı. Dolayısıyla şimdi bir uluslararası destek tırnak içinde ve Irak'ın da KDP ile sorunları büyük biliyorsunuz, merkezi hükümetin. Hı-hı. Bir şekliyle yeni bir, evet, anlaşmaya, neredeyse beraber bir anlaşmaya varıyorlar ve KDP, bana sorarsanız, bu utançtan bir şekliyle kendini bu yolla çıkarmaya çalışıyor. Ancak ya da giremediği Şengal'e, girmeye bir türlü cesaret edemedi, yüzünü tutmadı Şengal'e. İşte Irak üzerinden, Irak'ın merkezi güçler üzerinden girmeye çalışması, evet, öyle okumak gerekiyor. KDP iki ayaklı dediğim gibi, biri kendi daha önceki ezdiler iki kez yüzüstü bırakması, onun yarattığı utanç, ondan kurtulmaya çalışıyor belki. Bunu birinci olarak söyleyeyim. İkincisi, birebir çok net görmek gerekiyor ki Türkiye'nin Şengal'a yönelik saldırıları ve KDP'nin bu saldırılara karşı tutumunu da göz önüne aldığımızda, Türkiye'nin özellikle Şengal'le ilgili çabalarını bildiğimiz için KDP, Türkiye istediği için bu anlaşmaya gönüllü, Türkiye'yi memnun etmek için neredeyse Kürdistan çıkarına aykırı bir anlaşmayı imzalamış bulunuyor. Peki, bunları daha ayrıntılıda konuşacağız. Bu arada Azat Barış da geldi. Hoş geldiniz diyelim. Size de küçük bir teknik aksaklık yaşandı ama sizden önce Eyüp Burç'la Şengal ile ilişkin yapılan anlaşma ile ne amaçlanıyor? Genel bir girizgah yaparak konuştuk ama size de bu uzun zamandır tartışılan anlaşmayı nasıl tanımlamak mümkün diye sorarak başlamak istiyorum. İki kesim dışındaki bölge devletlerinin, uluslararası güçlerin bu anlaşmadaki dahline ilişkin ne denebilir? Bu konuyla ilgili Eyüp Burç görüşlerini anlattı. Belki siz dinleyemediniz ama doğrusu sizden de dinlemek isterim. Siz de bölgeyi yakından takip eden bir ezidi araştırmacı yazarsınız aynı zamanda, sosyolog kimliğinizi yanı sıra. Teşekkür ederim. İyi programlar diliyorum. Eyüp abim fikirlerini biliyorum. Çok yakın düşünüyoruz. Daha doğrusu aynı perspektifle değil, neredeyse aynı gözle bakıyoruz. Programdan önce konuştunuz mu niye? Hayır. Yani öteden beri tabii ki biz 2003'ten beri Şengal'ı neredeyse adım adım biliyoruz ve orayı takip ediyoruz. Ezdi olmamızın yanı sıra ezdiler arasında bir birliğin olasılığı üzerinde çok kafa yoran birçok, evet, arkadaşlardan iki kişiyiz aynı zamanda. Doğrudur. Dolayısıyla bölgeyle ilgili harici güçlerin ne tür planları olduğu konusunda aşağı yukarı birbirimize çok yakın düşünüyoruz. O anlamda söylüyorum. Şimdi bir kere bence Irak'ı bu işin dışında değil, başka bir parantez içinde ele almak gerekiyor. Irak'ın Şengal'a çok böyle acil bir şekilde müdahale ihtiyacı duyduğunu düşünmüyorum ben. Neden? Çünkü Irak şu anda kendi iç işlerini, iç dinamiklerini onlarla baş etmiş, onları halletmiş durumda değil. Dolayısıyla dışarıdaki bir baskı sonucunda, daha doğrusu Türkiye'nin baskısı sonucunda, sadece işte PDK üzerinden, yani Kürdistan Demokrat Partisi üzerinden değil, aynı zamanda Amerika'nın özellikle Orta Doğu temsilcileri, Orta Doğu'nun dış ilişkilerine bağlı bürokratlarının aslında Kazimi'yi bir şekilde ikna etme. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yani Irak Merkezi Hükümet'in çok acil bir şekilde Şengal'a müdahale etme ihtiyacı duyduğunu düşünmüyorum ben. Buradaki plan şu: ABD'nin işine gelen, daha doğrusu ABD administrasyonunu ikna etmek için şöyle bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Heşti Şabi'yi oradan çıkarmak,
Dolayısıyla İran'ı güçsüz düşürmek, İran'ı güçten düşürmek o bölgede. Bu Sunilerin işine geliyor. Kazım'ın önüne öyle bir tablo gitmiş olabilir. Ama esas mesele ve aktörler aslında Türkiye ve Amerika'dır. Ve onların oradaki işbirlikçisi Şengal üzerinden bir ezdi olarak söylüyorum. Uzun zamandan beri bölgeyi izleyen, bilen, neredeyse köy köy bilen biri olarak söylüyorum. Kürdistan Demokrat Partisi, yani ben Erbil hükümeti demiyorum. Bütün Kürdistan hükümeti bu işin içinde değil. Parlamento bunun bir parçası değildir. Onun için anlaşma aslında her ne kadar Bağdat'ta Erbil arasında yapılmış olsa da aslında Türkiye ile Amerika arasında yapılmıştır ve onların yerel şöyle söyleyeyim temsilcileri KDP ile Kazım'ı olmuştur. Bu Türkiye'nin isteği doğrultusunda ve ABD aslında bir taşla iki kuşu vurmak istiyor. Çünkü ezleri çok tanımıyor. Tanımadığı için de aslında onlara bayağı yabancı ve tekinsiz geliyor. Amerika'nın rolüne dikkat çektiniz. Belki ayrıntılı da konuşmak gerekir ama Jeffrey döneminde Jeffrey'nin girişimlerini hatırlıyoruz. Jeffrey Trump'ın seçim kaybetmesinden sonra ayrıldı. Bu yeni yönetimle de aynı yaklaşım, aynı biçimiyle sürer mi? En azından bölgedeki ya da sizlerdeki kanaat ne? Yani onu tabii ki başka türlü ele almak gerektiğini düşünüyorum. ABD'deki seçimleri küreselcilerle yerelciler arasındaki bir çatışma bağlamda ele almak gerektiğini düşünüyorum. Daha doğrusu aslında Obama döneminin, birinci döneminin ilk icraatlarına bakmak lazım Orta Doğu ile ilgili. İşte yeni seçilen başkanın neoliberal politikaları daha light bir şekilde Orta Doğu projesini daha demokratik ve acısız bir şekilde onu hayata geçirmeye çalışacaktır. Dolayısıyla Trump'ın yahut da Jeffrey'nin yapmaya çalıştığının aynısını birebir yapacağını söyleyemem. Ama ABD'nin oradaki ajandası çok belli. Yerelciler artık kendi başlarına hareket eden, demokrasiyi tanımayan, zora dayalı güç kullanan kesimlerle arasına nispeten de olsa mesafe koyacağını, dolayısıyla evrensel değerler merkezine önem verenlerle daha fazla çalışacağını düşünüyorum. Peki. Biraz da bu son güncel gelişme üzerinden devam etmek istiyorum. Yine Eyüp Burç'la devam edelim istiyorum. Özellikle Irak askerlerinin Şengal'e ilerlemesine dönük. Şengal Özerk Yönetimi Irak askerlerinin bölgeye kaydırılmasıyla birlikte acil durum ilan etti geçtiğimiz günlerde. Özerk Yönetime bağlı askeri güçler alarım durumuna geçti. Halk da tepkili ve yaşananları yeni bir ferman olarak değerlendiriyor. 6000 civarında Irak askerinin bölgeye yerleştiği, yeni askerlerin geldiği de söyleniyor. Doğrusu bu ferman riskini nasıl değerlendirmek gerekir? Şengallilerin dile getirdiği. İkincisi, Irak askerleri evet fiilen uygulamaya geçti. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi yani Irak askerlerinin 6.003 tuvayının, taburunun geldiği söyleniyor. 6.000'e yakın herhalde sizin de verdiğiniz rakam. Ben de kaynaklarda edindiğim rakam bu. Şimdi evet şu anda Şengal'i böyle bir şekilde kuşatma altına almış durumda bu güçler. Edindiğimiz bilgiler üzerinden söylüyorum. Bu bir ferman, doğru. Yani ezdi halkı hepimiz, ben de dahil, bu anlaşmayı, ezilerin yaralarını saracak bir anlaşmadan çok ezilere yönelik yeni bir fermana yol açabileceği üzerinde hemfikiriz neredeyse. Çünkü biz tarihsel olarak şunu öğrendik. Yani masa başında alınan her karar, her yapılan her anlaşma ezilere dair bir ferman olarak okunmuştur ve pratikte de bir ferman olarak gelişmiştir. Yani ezdilerin içinde yer almadığı, kendi iradelerinin temsil edilmediği herhangi bir anlaşma, dolayısıyla masa başı bir anlaşmadır. Masa başı anlaşmalar da ezdilere dair tarihte hep yeni fermanların habercisi olmuştur maalesef. Biz ezdiler olarak, ezdi halkının çoğunluğu da bu şekilde bir kanaat sahibi, bu anlaşma
bu Schengen Anlaşması, ezdilerin dahili olmadan yapılan bu anlaşma bir masa başı anlaşmasıdır. Ve ezdi yeni bir katliamın kapılarını aralayabilecek bir anlaşmadır, tehlikeli bir anlaşmadır. Çünkü bütün bu yaşananlar bize gösterdi ki Schengen ve ezdilere dair her hesabın içinde artık ezdilerin olması gerekiyordu. Çünkü şimdiye kadar sizi koruyacağız, sizi destekleyeceğiz, sizi kimseye yem etmeyeceğiz deyim yerindeyse söyleyen her kim ise sonunda dönüp ya kendisi vurmuştur ya da vuranları yol açmıştır. Ezdiler kendilerinin içinde yer almadığı her türlü olayda kendilerine dair katliamla karşı karşıya kalmış, katliam yaşamışlardır. Ve bütün bunlar ezdilerin dahilinin olması gereken bir anlaşmada. Ezdilerin dahilinin olmaması, tekrarlıyorum, bu anlaşmanın işte şimdi askeri boyutu ortaya çıktı. Eğer siz bir yere asker gönderiyorsanız ve orada bir yabancı gücün işgali yoksa, bir asayiş problemi yoksa ve orada kendi orayı kurtaran, hatta orayı yabancılar saldırırken sen orayı terk edip kaçmışsan, Irak da dahil bu işin içine giriyor, Irak devleti de, hükümeti de, merkezi hükümeti de biliyorsunuz, onlar da Musul'u bırakıp gittiler. Zaten kapıyı onlar açtı deyim yerindeyse, bütün bu saldırı kapılarını. Dolayısıyla sen bütün bunları ortadan yok iken sen bu kadar askeri bu anlaşmaya dahil olarak niye oraya götürüyorsun? Hem de ezdi heyetleri hepsi birebir Bağdat'ta birçok görüşme yaparak, yani bu anlaşmayı gelin yeniden gözden geçirelim. Dünyadaki bütün ezdi aydınları, ileri gelenleri, cemaat şeyhleri, ileri gelenleri, cemaat liderleri, verhasli kelam aydınları, yazarları, çizerleri, dengecileri neyse. Bütün bunlar bir deklarasyona imza attılar ve çok olumlu bir deklarasyon. Bu anlaşmayı şu çerçevede yeniden düzenleyelim. Çünkü ezidi dahili yok bu anlaşmaya. Ezdilerle, Schengen'le ilgili kimse yok. Ve siz bu anlaşmaya oturuyorsunuz bir masada, biz böyle istiyoruz, yapacağız diyorsunuz. Sadece güvenlik boyutu bana sorarsanız. İşte ortaya çıktı. Şimdi Schengen bir yabancı gücün işgali altında mıdır? Hayır. Schengen'in öz evlatları tarafında, hem de Schengen ezdi halkını kurtaranlar tarafında savunuluyor şu anda. Ama Türkiye bunları kendi deyim yerindeyse düşmanı ilan etmiş. Bunlar Irak'ın, peki tekrar soruyorum, şu anda Irak'ta çıkarılmak, Irak'ın gidip bu kadar askeri güç ile gidip çıkarmak istedikleri bu silahlı güç, YBŞ, daha düne kadar Irak'ın neredeyse resmi olarak, yarı resmi olarak tanıdığı bir güçtü. Düne kadar daha. Hala da bu böyle görülüyor. Hala da böyle. Yani kendisiyle çelişiyor. Yabancı bir güç işgali mi var? Orada büyük bir saldırı mı var halkın üzerinde? Hı hı. Sen bu kadar askeri gücü nereye götürüyorsun? İhtiyaç duyulduğu zaman niye yoktu bu askeri güç? Bütün bu soruları soruyoruz. O zaman şöyle bir şey anlaşılıyor. Bu bir katliam habercisidir. Ama ben merkezi Irak hükümetinin böylesi bir katliam içinde yer alabileceğine ihtimal vermiyorum doğrusu. Böyle bir şeyi düşünmek bile istemiyorum. Evet. Yani belki hala yol yakın iken güzel Irak'ı, Schengen'in bütün sınır çevresinin güvenliğini alsınlar. Hala IŞİD tehlikesi bölgede bitmiş değil. Hala komşularımızın her birinin kafası IŞİD mantalitesi. Maalesef. Hala ezdilere IŞİD mantalitesiyle yaklaşan komşularımız var. Bunlarla ezdi halkın arasında Schengen'e güzel bir duvar olsunlar. Güvenlik çemberi oluştursunlar. Ama iç güvenliğimize ve asayişimize karışmasınlar. Biz kendi güvenliğimizi almak istiyoruz. Bizi dışarıdaki güçlerden korusunlar. Yani IŞİD gibi tehlikeli, bize zaten jenosit uygulanmış büyük bir güç. Hala Irak'ta çok etkin bir şekliyle. Bunun için gidiyorlarsa ne ala. Ama gidip oradaki öz savunma gücümüzü, yani bizi koruyan, bizi kurtaran, bizi koruyan, kollayan ve neredeyse ana sütümüz gibi helal olan bu hakkımızı gidip elimizden alıp bilmediğimiz bir ezder hakkında kim bilir hangi düşüncelere sahip, hangi mantaliteye sahip üniformalı askerlere teslim etmenin başka bir anlamı yok. Bu bir ferman hazırlığı. O benim namusuma el uzatabilir. O benim kızıma el uzatabilir. O benim toprağıma, evime el uzatabilir. Çünkü kafa, mantalite, Orta Doğu biliyoruz. Ezdi denince akıllarına neler geldiğini biliyoruz. Bu güçler bizi koruyamaz, bizi yönetemez. Bu kadar, evet, net. Ama bizi
bizi düşmanlarımızda Irak hükümeti korumak istiyorsa gelsin gerçekten sınırlarımızı tahkim etsin, sınırlarımızı korusun, sorun yok. Ama Irak Şengal heyeti Bağdat'ta yaptığı görüşmelerde sunduğu çözüm önerileri çok yerinde önerilerdir ve bir uzlaşı arayışıdır aynı zamanda. Çünkü bu kadar zalim devletler Şengal'ın başına bela olmuş, Türkiye gibi, diğerleri gibi. O zaman gelmiş, ey Irak, merkezi Irak gel, bu kadar insani olan bir şeyi kabul et. Yani ezdilerin varlığını, kendi yönetme hakkını, kendini savunma hakkını, öz idaresini bunları et ve bunlara destek ver. Irak'ı yeniden inşa edelim hep beraber, bütün mülteciler gelsin yerleşsinler. Bunları hep beraber yapalım. Niye ezdi halkı bu işin içinde yer almadan bunlar yapılıyor? Niyet burada kötü. Niyet burada kötü. Sen muhatabını içine almamışsan bir anlaşmada senin başka planların var demek. Gizli planların, ajandan var demek. Biz dolayısıyla yani ezdi halkına, dünya halklarına çağrı yapıyoruz. Sahip çıkın, ezdi halkı bir tehlikeyle yüz yüzedir. Ben bu tehlikenin Irak'tan gelebileceğine ihtimal vermiyorum. Ama Irak o kadar zor bir süreç yaşıyor ki, öyle bir baskı altında ki her an her türlü yanlış ve delilik yapılabilir. O yüzden ezdilerin istediği çerçevede ve ezdi bütün dünyanın dört bir yanındaki bütün ezdiler ve ezdi dostlarının istediği çerçevede bu anlaşmanın yeniden yapılması lazım. İçinde KDP'den çok bölge, Kürdistan bölgesi hükümeti olsun ve Irak merkezi hükümeti olsun ve ezdi konumları ve temsilcileri olsun. Bir konferansla bu işi netleştirelim. Sonra anlaşmayı bunları hep beraber yapalım ve yürürlüğe koyalım. Şimdi bir taraf konuşalım. Evet. Bunları ayrıntılı tabii konuşalım. O işin ferman boyutunu özellikle dikkat yani, çekmek için. Yani bu bir fermandır. Umarım ölümlere yol açacak bir ferman olmasın. Peki. Çünkü bizim için alınan her karar, bizim içinde olmadığımız her karar, masa başı kararı tarihte hep bize ferman olarak gelmiştir. Yani bazen biliyorsun ferman normal kararlar demek, anlaşmalar demek. Ama bize ölüm olarak geldiği için biz ölümle fermanı özleştirmişiz. Aynen öyle. O yüzden masa başı ezilerin müdahil olmadığı ve dahil olmadığı herhangi bir anlaşma fermandır. Biz böyle okuyoruz. Fermanın ayak seslerinde şimdi görüyoruz. Askerler, bu kadar asker nereye geliyor? Neye geliyor? Evet. Kime geliyor? Sormak lazım gerçekten. Evet. Azat Barış'la aynı konu üzerinden devam etmek istiyorum. Kaydırdığı askerleri Irak hükümeti daha çok Rojava ile olan sınırları tutarak kendi gücünü göstermeye başladı. Yani biraz önce söz ettiğimiz 6 bin Irak askeri daha çok Rojava ile olan bölgeyi kesmiş. Şimdi de asıl hedefleri bir şekliyle DAEŞ saldırısında Şengal Dağı'na giden yolun nasıl kurtarıcı bir rol oynadığını görmüştük. O yolu da kesmeye dönük bir çaba içerisindeler. Deyim yerindeyse bir sarmalıyorlar. Bu ciddi bir saldırı hazırlığı olarak da algılanıyor. En azından bölgedekiler açısından. Böylesi bir planı, tabii askeri uzman değiliz ama çok hesaplı kitaplı bir askeri plan gibi de duruyor. Siz ne dersiniz? Yani oradaki hedef ne? Fermanı fiilen yaşama geçirmeye dönük Irak'a verilen, sonra devreye girebilecek başka roller mi var, başka ilişkiler mi var? Nedir bu konuyla ilgili izlenimleriniz? Evet, zaten bu Irak merkezi hükümetin askeri güçleri Şengal'a göndermesiyle birlikte anlaşmanın, daha doğrusu emirnamenin gizli olan bölümü kendiliğinden ortaya çıktı diye düşünüyorum. Çünkü bu anlaşmayı imza atanlar Şengal'daki aydınlanmayı, Şengal'daki uyanışı ve izlerin birlik kurup kendilerini savunmak için oluşturdukları birliğin Rojava devriminin bir parçası olarak gördüklerini görüyoruz biz burada. Dolayısıyla Şengal'ı Rojava'nın dışında düşünmemek lazım. Şengal Rojava devriminin bir parçasıdır. Ondan dolayı zaten bu anlaşmaya imza atılmıştır. Yani Şengal'ı boğarak Rojava'yı nefessiz bırakma girişimidir bu aynı zamanda. Çünkü anlaşmanın gizli olan bölümleri bununla ilgili olduğu askeri hareketle zaten ortaya çıkıyor. Bu bir. İkincisi, bu birbiriyle ilgili olan iki meseleyi
sadece Şengal ve Rojava özgünlüğünde ele almamak lazım. Şengal'ın boğulması, Rojava'nın nefessiz kalması, Kürt ulusal birliğinin test ve idman sahasıdır. Yani eğer Kürtler orada kaybederlerse, ölüleri bile bundan nasibini alacaktır. Herkes bunu bilmeli. Kürtler Şengal ve Rojava'da kaybederlerse, Erbil bir hafta sonra düşecektir. Dolayısıyla bunu görmeden, bunu bilmeden, daha geniş bir perspektifte Kürt ulusal birliğini düşünmeden, kısa vadeli arka kapı diplomasisini kullanarak kendi soydaşları ve hem de Kürt tarihinin evveliyatının bütün değerlerin üzerinde taşıdığı söylenen ve Kürt historiografyası içinde sözüm ona kadim bir yeri olan Ezidileri harici olarak görmek, ana yurtlarını işgalcılara açmak bir utançtan daha büyüktür. Hiç kimse bunun mezarda bile bununla yüzleşemez. Bu yüzleşmenin ne kadar büyük olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bütün Ezidilerin ana amacı, istedikleri şudur. Kürtler arasında bir çatışmanın çıkmamasıdır. Ben adını koyarak söylüyorum. Hiç de umurumda değil. Ne geleceğe dair, kendime dair hangi bir ajandam var, ne demelim, ne isterim. Ben bir Ezidi olarak, bir Kürt olarak, bir insan olarak ve sosyal bilimler alanında gelen biri olarak şunu söylüyorum. Devletlerin sosyal kurgusunu en azından bizi dinleyenler kadar biliyorum. Burada yeni bir sosyal kurgu var ve bu sosyal kurgu Kürt'ün ölümüne imza atmıştır. Çok nettir. Burada kimin imzası varsa katil odur. Kimin imzası var mesela bu konuyla ilgili? Somutlamak lazım. Yani ben önemli bir şeyden söz ediyorsunuz. Sonuç itibariyle orada boğulmak istenen bir toplum ve onun akabinde Kürt toplumunun tümünü boğacak bir etken. Bakınız aynen öyle. Bir kere bu çelişkili durumu netliğe kavuşturmadan, bunu anlamadan bizim bu çatışma alanını ve çatışma alanı üzerinden üretebileceğimiz çatışma çözümlemelerine başvuramayız. Herhangi bir çözüm önerisini de yapamayız. Önce bunu bir bilmek lazım. Hı hı. Şimdi şunu teslim etmek lazım. Kürt historiografisi içinde Ezidiler arkaik ve kadim bir topluluk olarak kabul ediliyor mu, edilmiyor mu? Ediliyor. Bütün Kürtler bu konuda hemfikir. Sadece Kürt modern hareketi değil. Yani ölümsüz Mella Mustafa Barzani de bunu söylüyordu. Vekek Mesut da bunu söylüyordu. Eğer Ezidiler de Kürt değilse o zaman Kürt yoktur diyen kendisiydi. Doğru mu? O zaman biz Kürden Rasen kavramı da onlara ait mesela. Aynen öyle. Dolayısıyla bakınız şimdi herkesin hakkını bir kere teslim etmek lazım. Şimdi bu kadar zengin bir kültüre sahip olduğunu herkesin vurguladığı ve bizim değerimiz dedikleri bir topluluk özet bir yapı istiyor. Hem de Kürt siyasal birliğin içinde bu kimi rahatsız ediyor? Sunileri mi rahatsız ediyor? Alevileri mi rahatsız ediyor? Kakayileri mi rahatsız ediyor? Kimi rahatsız ediyor? Soruyorum. Rahatsız etmiyor aslında. Dolayısıyla Kürt sosyo kültürünün ve tarihsel evveliyatının karakteristik bütün özelliklerini üzerinde taşıyan Ezidiler biz özellik istiyoruz dediklerinde boğulmak istiyorlar. Ve bunu kim yapıyor? İsmini koyarak söylüyorum. Böyle görüp ama böyle davranmayanları adını koymak lazım. Bu Kürdistan Demokrat Partisi şu anda bunu yapıyor. 2014 tarihinde, yani o büyük felaket başımıza geldiğinde, ondan tam 7 gün önce sonra ben oradaydım. Ve konuğunuz sevgili Eyüp Uç da biliyor ve o da oradaydı. Biz gittik orayı gördük. Dolayısıyla tek bir peşmerge yoktu. Oysa peşmerge kahramandı, şövalyaydı, Kürtleri savunan, Ezidileri savunan bir nama sahipti. Hepsi kaçtı gitti. Şimdi Ezidiler şunu soruyor. Beni 2014 tarihinde celatlara, arzrahile teslim edenler nasıl beni korusun? Hem de kendisi gelmiyor bu sefer. Aslında tek bir kurşun sıkılmadan silahlarını atıp kaçan Irak ordusuna beni teslim ediyor. Bu ölüm değilse nedir? Peki daha ne kadar ismini koyalım bunu? Şimdi şunu da söyleyeyim ben. Şengal'da. Tabii ki KDP'nin yani Kürdistan Demokrat Partisi'nin tarihine, geçmişine, emeğine ödediği bedellerin
karşılığı vardır. Ama aynı zamanda apuculuğun da bir karşılığı vardır. Mamcılanın da bir yeri vardır. Yani ezidiler, dünya bakışları açısıyla kalkıp gençleri apoculuk paradigmasını, düşüncesini... Şimdi bir şey diyeyim müsaade ederseniz. Madem bu noktaya geldiniz, yine sizinle devam etmek istiyorum. Biraz da aslında Kürtler arasındaki ilişkilerin bu gelişmelerdeki rolünü sorgulayalım istiyorum madem. Şimdi Şengalileş zamanlı Güney Kürdistan'da da bir gerilim yaşanıyor. Orada da KDP'nin özellikle gerilla alanlarına güç yığmasıyla ortaya çıkan bir gerilimden söz ediyorum. Kürtlerin geniş bir kesimi de işte ciddi bir iç çatışmaya karşı duruş var. Yani her kesimden bir karşı duruş var. Açıklamalar peş peşe geliyor. Diğer taraftan bölge devletleri bir iç çatışmayı körüklüyor. Özellikle de Türkiye bu konuda çok önemli bir rol oynuyor. Orada bir Kürt iç çatışması başlatmak için. Şimdi tüm bu tartışmalar dahilinde bunun bir iç çatışmaya dönüşmeden çözülmesi mümkün mü? Şengal'de yaşananların bu tablo içerisindeki yeri nedir? Şimdi Şengal'de yaşananlar şudur. Şengal'de bir çatışma çıkacağını düşünmüyorum. Aslında mesele bu. Şengal'de aslında tarihte ezdi çemberi var biliyorsunuz. Hı hı. Aslında ezdi çemberini tekrar çiziyorlar. Yavaş yavaş Şengal'i nefessiz bırakıp boğmak istiyorlar. Bu şu anlama geliyor. Ve sosyal bilimlerin, daha doğrusu modern zamanın bize gösterdiği önemli olgulardan birinden bahsedeceğim size çok kısa. Aslında bu hamleyle Ezidileri zorunlu göçe zorluyorlar. Ezidilerin kendi topraklarını terk etmelerini istiyorlar. Dolayısıyla bir çatışmaya çok yer olduğunu düşünmüyorum. Hele hele Irak merkezi hükümetin Ezidileri karşılarına alıp çatışacaklarını düşünmüyorum şu anda. Ama mesele şu, aslında orada anlaşmanın içeriğini tam bilmiyorum ama anlaşmanın içeriği askeri güçlerin yerleştikleri yerler üzerinden okunabilir. Yani Rojava sınırına yerleşmesiyle birlikte aslında amaç Rojava'dır aynı zamanda. O hattı bir kere koparmak, lojistik, işte ilişkiler, onları koparmak ve Rojava'yı nefessiz bırakmak ve Şengal'ı boğmak. Şimdi bu bir. Peki Kürtler buna izin verir mi? Vereceklerini düşünmüyorum. Ben peşmergeni de vereceğini düşünmüyorum bu arada. Tabii ki biz Ezdi olarak çok iyimserim. Çünkü evrensel iyiliği biz okuldan öğrenmedik. Kendi ailelerimizde, kurulan sofralarımızda öğrendik. Dolayısıyla biz iyimseriz, naifiz. Ama bu naifliğin arkasında da inanılmaz devasa bir bilgelik var. Çünkü katliam çocukları hisseder, bilirler. Dolayısıyla bir çatışmaya evrileceğini düşünmüyorum. Ama burada Kürt siyasi birliği olmasa da bir diyalog yolu açılabilir. Çünkü Ezidiler günde iki defa 72 millet için aynı nazarla dua eder. Ve kendi soydaşları için dua eder. Dolayısıyla dua ile bu iş olmayacağını da biliyoruz. Ama iyimser olmak lazım. Onun için de Güney Kürdistan'daki diğer gerilimin zamanla bir çatışma çözümlemeleri üzerinden çözüleceğini düşünüyorum ben. Çatışmayı kim başlatırsa, naletlidir. Kim başlatırsa. Ve bunu herkes biliyor. İşte yani bu modern çağda 21. yüzyılda kardeş kavgası Brakuji'nin kimsenin işine yaramayacağını, sadece piyon olarak kullanılacağını herkes farkında olduğu için de aslında herkes biraz bir şekilde gücünü sınıyor. Çok da olacağını düşünmüyorum ama bu ihtimal dışı mıdır? Hayır, rasyonalitenin çerçevesinde çıkmış durumda. Tekrar şeye gelmek istiyorum, Şengal'a gelmek istiyorum. Şimdi Şengal'daki zorunlu güçe Ezidileri zorlamak şu anlama geliyor. Bir daha Ezidilerin o toprağa gelmemesi demektir ve bu zorla din değiştirmedir. Tam da bize ferman olarak tebliğ edilen ve bu anlaşmanın da aslında birebir tercümesi olan yeni bir fermandır bu. Onun için de bu anlaşma Eyüp abinin söylediği çerçevede ve benim bu haftaki yazım da oydu. Bu anlaşma yeni bir fermandır. Ve biz bu fermanın karşısında durmanın yanı sıra kurbanlık kuzu olmadığımızı hem haykırır hem de gereği neyse yaparız. Çok net. Peki. Eyüp Burç, sizinle de biraz da benzer bir konu üzerinden doğrusu gitmek istiyorum. Kürtler geçmişte de çok ciddi iç çatışmalar yaşadılar. Yani
Neredeyse Kürtlerin her neslinde bu iç çatışmalara tanıklık var. Siz de bu tanıklardan birisiniz. Yani son dönemlerde yaşanan, özellikle 90'lı yıllarda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Çok ciddi kayıpları oldu, kazanımları gitti. İşte son yıllarda bile Afrin'den Kerkük'e kadar yaşanan kayıplarda bu Kürtler arası bir çatışma yaşanmasa bile uyumsuzluğun ortaya çıkardığı sonuçlar var. Buna rağmen hala bu türden gerilimler yaşanmasını nasıl yorumlamak gerekir? Doğrusu yani tarif edilemez bir durum ama nasıl aşılabilir? Yani üstelik Kürt toplumunun hiçbir kesimi böylesi bir çatışmayı, uyumsuzluğu istemiyor. Her taraftan Kürtler bir araya gelmeli diyor. Bırakın Kürtleri, Kürt dostları bile, Avrupalılar, Amerikalılar, parlamenterler, siyasetçiler, insan hakları savunucuları Kürtlere sesleniyor. Siz bir araya gelmeden herhangi bir şekilde bizim size destek olmamız mümkün değil diyorlar. Evet, yani bu ne bin yek, bu ne herin yek bir yek hesabı. Bırak kuji, sonra kuji diye tarif edildi. Bu bir intihar tabii, iç savaş, bir intihar. İç savaş birçok toplumda verilmiştir. Bir sınıf savaşı olarak verilmiştir vesaire. Ya da bir tarihsel momentum, değiştirilemez bir tarihsel vaka olarak yaşayan toplumlar vardır. Kürtler de bunu yeterince yaşadı ve yeterince kan döküldü. Bu saatten sonra tarafların hemen hemen hepsinin bir iç savaşa yol açmanın çok zararlı olduğunu, tercih edilmediğini, böyle bir yola başvurmamak, düşmemek gerektiğini neredeyse her taraf anlatıyor. İşte daha dün Barzani'nin anlattığını, Murat Karayılan'ın da açıklamaları. Yani iç savaş Kürtlerin çok böyle rahatlıkla tercih edeceği bir olasılık olmaktan çıkmıştır. Çünkü Kürt toplumu Brakuji'nin Hakuji olduğunu biliyor ve buna şiddetle karşı çıkıyor. Kürt toplumunu karşısına alacak bir güç ancak başka güçlerin maşası ya da uzantısı olabilir. Kürt toplumunun karşısında yer alan, onların başarılarının alt edilmesini isteyen dış güçler, başka güçlerin maşası ya da uzantısı olabilirler. İç savaşı bir şekilde körükleyen ve buna yol açan, yani nedir? Kendi toprakları şimdiye kadar 30-40 yıldır PKK o topraklardı. Ve sen, bu toprak ne zaman sana tapulandı ki? Anlatabiliyor muyum? Hangi kadastrodan geçtin vesaire. Şimdi bu bir Kürdistan meselesidir. Maalesef bu tür çatışmaların çatışma tehlikelerinin büyüdüğü dönemler milli reflekslerin, partiler için söylüyorum, milli reflekslerin azaldığı, bölgesel reflekslerin öne çıktığı dönemler oluyor. Yani bazen çok izole edersek, söylersek bu mesele dış güçlerden bağımsız söylersek, şimdi ben KDP'nin birçok yöneticisinin, çoğunlukta olan yöneticilerinin neredeyse milli reflekslerinin azaldığını düşünüyorum. Yani 1946'ların ruhu, 1970'lerin ruhu vesaire, 80'lerin, 90'ların neyse KDP'de dibe çöktüğünü düşünüyorum. KDP böyle regional bir hareket, milli bir hareketten çok regional bir harekette dönüştü. Regional bir hareketin yöneticileri de oligarklaştı. Ticaretle siyaseti özdeşleştirdiler. Her siyaset yapan tüccar olmuştur, her tüccar siyasetçi olmuştur. Şimdi bakıyoruz, tüccarsan bir şey alıp satarsın. Siyasal, yani Platon'un, Sokrates'in deyimiyle yüksek bir şey, erdemdir, mertebedir siyaset. Yani öyle alım satım işleriyle olacak şeyler değil, idealleri olanların yapacağı işlerdir. Hele hele bizim toplumlarda özellikle. Dolayısıyla bir regional düşünen, bölgesel düşünen, bölgeci düşünen daha doğrusu, oligarşik bir kafa Türkiye ile maalesef içine girdiği ticari ve siyasi angajmasyonlar, ortaklıklar Kürt toplumunu dün problem olmayan meseleyi bugün problem haline getirme çabasına giriyorlar.
Yani Kandil dün problem değilken senin için niye bugün problem? Hem de daha çok savaşın, yani siyasal yollarla gelişme isteğinin öne çıktığı bir dönemde. Neden senin için bugün problem olmuş? Demek ki senin ilişkilerin var. Senin Kürdistan'ı olmayan başka çıkar, menfaat, çalışma çabaların var, ilişkilerin var. Bunu böyle görmek lazım. Yani Kürt toplumu bir iç savaşa karşıdır. Bunu kolay kolay bu bölgeci, regional düşünen ve bu oligarşik olan yapının da göze alamayacağını düşünüyorum kolay kolay. Ama sahip öyle bir yere getirdi ki Kürdistan'ı, Türkiye'yi neredeyse şu anda Kürdistan'ın o geçilmez dağlarının içine soktu. Karakollarıyla, gözlem noktalarıyla Türkiye, Güney Kürdistan'ı, Türkiye'nin bir bölümünü Türkiye'nin işgalini aştı bu anlayış. Dün neden buna karşı direnebiliniyor iken sen bugün niye bu kadar içine soktun bu gücü? İşte bu güç Kürdistan'ın içine sokuldukça bu Şengal'ın Türkiye'nin bakasıyla ne ilişkisi var Allah aşkına? Ne yapıyor? Şengal'ı bile Türkiye orayı bombalıyor ve burada diyor böyle bir yapı olmayacak diyor. Ezler zerk olmayacak. Dolayısıyla sen Bamerni'ye soktuğun askeri, Türk askerini Şengal'e de İran'a da Türk askeri, Irak'a da Türk askeri olarak sokarsın. Kürtlerin her günden daha fazla, Şengal özellikle bu konuda çok önemli bir şey olabilir, zemin olabilir. Evet. Bakınız, biz bir araya gelmeden milli birliği, milli menfaatleri, illahi birlik olmak zorundayız, milli menfaatler konusunda, kırmızı çizgilerimiz konusunda bir araya gelelim ve yeniden bu işleri bir kez daha düşünelim. Şengal buna vesile olabilir. Bakınız KDP, Şengal Anlaşması'nı KDP'ye yakın kişiler, affedersiniz, nasıl yorumladılar biliyor musunuz? İşte Irak hükümetiyle işte ciddi ciddi biz ihtilafi bölgeyi artık bir şekilde konuşuyor oluyoruz. Yani muhatap alındığı için mutlu kalmış. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle yazılar gördüm, okudum. Böyle yakın adamlar yani bu işlerin, yani bu oligarkların kalemşörleri diyelim. Böyle şey olur mu yani? Yani sen Kürdistan'ı zaten bir şekliyle bütün o ihtilaflı bölgeyi Irak'a bıraktın. Beraber yönetmen gereken bölgede Heşt-i Şabi ve Irak yönetiyorsun. Sen dönüp dolaşıp Türkiye ne yapıyor, ne istiyor onun peşinde gidiyorsun. Şimdiye kadar kendi başına Irak'la hallettiğin herhangi bir sorun söyle. Türkiye'nin dağıtması üzerinde bir şeyler yapıyorsun. Bunun karşılığında Türkiye senden ne istiyor? Şengal'ın Irak'a ilhakını mı istiyor? Ya da Türkiye'ye bir şekilde yani Türkiye'yi Türkiye bir şekilde Rojava devrini baltalayacak bir üs haline mi getirmek derdiniz? Bütün Kuzey Kürdistan'ı, Gare'yi, Bamerni'yi, yani bütün o Bedinan bölgesini Türkiye askerlerine ve özel hareketlerine ve hatta ÖSO'suna açtınız. Derdiniz ne siz? Dün sorun olmayan şey niye bugün sorun oldu? Dün karşı bu kadar güçlü değilken karşı durabildiğin şey niye bu kadar karşı duramaz hale geldin? Demek ki burada bir ortaklık yapıyorsun. Kürdistan'ı düşünmüyoruz. Çok şükür ki umudumuz odur ki küçükten büyüğe, kuzeyden batıya, doğudan güneye bütün Kürt kamuoyu Bırak Kuji'yi istemiyor. Bu bahsettiğimiz siyasilerin gözüyle meseleye bakmıyor. Bu büyük bir şeydir ama bu yeterli değil. Bir kışkırtıcı bir vaka daha var. Medya. Medyanın dili, kamuoyunun vicdanını ve tepkisini Kürt milli menfaatlerine göre geliştirmiyor. Onu törpülemeye çalışıyor. O regional, o bölgeci, o oligarşik kafa bir şekliyle bahaneler üretiyor medya dilinde. Evet. Ben medyanın bu konuda dilinin milli olması gerektiğini, yani Şengal'de bir Kürtlerin, bir bu anlaşmada Kürtlerin toptan bir Kürdistan'ın bir menfaati yok. Evet. Şengal'de Kürt ezdiler ne kadar müdahil olursa Kürdistan'ın menfaati olacaktır. Peki. Kürt halkının menfaati olacaktır. Birbirinden kopacak şeyler değil Şengal'le Kürtler.
kültür zaten. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla ben Schengen Anlaşması'na bir özet olarak bir şey söyleyeyim, bir cümle olarak müsaade ederseniz. Kürt kamuoyunun bu anlaşmayı medyanın sunduğu gibi görmüş olması beni üzüyor. Bazı medya gruplarının. Bu anlaşma Kürdistan'ın ve Ezden'in yarına bir anlaşma değil. Buna karşı çıkmalar lazım. Eğer değilse o zaman Ezden'in buna müdahil olmasını sağlamaları lazım. Evet, sağlaması. Ben Schengen Anlaşması'na Kürt toplumunun tepkisinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Orada evet, orada bir manipüle edilmiş. Doğru görmüyorlar. Kürdistan'ın ve Ezden'in yarına bir anlaşma değil bu. Bunu son görmeleri lazım. Başlığımızda mutlak surette medyanın uyarılması gerekiyor. Son başlığımızda özellikle Ezdi toplumunun bu yöndeki görüşlerini konuşurken bu dediklerinizi bir daha hatırlayın lütfen orada da. Çünkü bunu konuşmak istiyorum. Evet. Bölge devletlerinden Türkiye'nin rolünü konuştuk ama yine uluslararası güçlerle bağlantılı olarak da sormak istiyorum. Azat Barış'la devam edelim. Şengal'in özgürleştirilmesinden sonra Pekkeliler çok açık bir şekilde bölgeden geri çekildiklerini açıkladılar. Şengaliler, siz de dikkat çektiniz. Bu geri çekilmeden sonra da özgürleştirme döneminde de kendilerini kimse koruyamadığı için kendi özerk örgütlerini, öz savunma yapılanmalarını oluşturdular. Kadınıyla, erkeğiyle, yebeşeyi, yeceşeyi. İşte Şengal'in özerkliğine dönük de heyetler oluşturdular. İşte Irak Anayasası'na uygun bir biçimde orada özerkliği yaşama geçirelim diyorlar. Bunu yapmak varken neden bir savaş tercih ediliyor? Sizin de dediğiniz gibi işte Amerika'nın ya da diğer devletlerin, hadi Türkiye'nin bir Kürt düşmanlığı var, bundan çıkarı var da diğerlerinin bundan çıkarı nedir gerçekten? Evet, yani aslında Kürt siyasi geriliminin yol açtığı bir mesele. Adını koyacak olursak PKK ile Kürdistan Demokrat Partisi'nin arasındaki hegemonik çatışmanın aldığı biçim olarak tarif edebiliriz. Şimdi kendisini oranın sahibi olarak gören ve diğerleri de dışarıdan harici olarak, misafir olarak gören bir anlayış söz konusu. Bu tekrar şunu şöyle isimlendirmek lazım. Tarifi çok zor değil aslında. Bu oligarşik bir yapı. Yani hegemonik olarak aslında ben hepsinin sahibiyim. Oysa 2014 öncesi de sahibi değildi. Tamam, güçleri orada bulunduruyordu ama resmi olarak merkezi hükümete bağlı bir bölgeydi, biliyorsunuz. Evet. Şimdi ama şuna da gitmek lazım. Yani PKK ya da onun fikriyatı, dediğiniz gibi o çatışma esnasında, katliam esnasında büyük bedeller ödeyerek aslında yüz binlerce Ezidi kurtarıldı orada. Silahları alınmış, tamamıyla o canilere teslim edilmiş bir kitleden bahsediyoruz. 10 bin üzerinde kayıp, 10 bin üzerinde kadın, çocuk ve gencin kaçırılıp köle pazarlarında, o resimleri tekrar bir canlandırmak lazım. İnsan olarak çok böyle bir olgular üzerinde konuşmak lazım. Yani metaforlar üzerinden değil, neler oldu, başlarına neler geldi. Şimdi birileri canlarını ortaya koyarak bir varoluş mücadelesini verdi. Dolayısıyla Ezilerin 2014'ten sonra işte APO'culukla ya da PYK ile tanışmadı. Yani 1993'ten itibaren var. Hatta daha çok eskiye giden bir mesele var. Bu arada da aslında bir parantez içinde Doktor Şivan'ı tekrar anmak lazım. Yine Kürt halkının başı sağ olsun, biliyorsunuz ta 1970'lerden beri bir ilişki var. Yani o suni çekilmiş olan sınırları nasıl kabul ediyoruz? Dolayısıyla yani dünyadaki fikirler, düşünceler, akımlar fırtına gibi eserken Kürt'ün düşüncesini bir bölgede yasaklamak, yani izahatı nedir ben de bilmiyorum. Dolayısıyla Şengal'ın meselesi, çatışması aslında oradaki fikriyatla ilgili bir şey. Şu anda PKK yahut da onun silahlı güçleri resmi olarak, gayri resmi olarak da Şengal'da bulunmuyor. Ama Şengal savunma birlikleri,
tamamı olmasa da çok büyük bir kesimi ve ağırlıklı ekseriyeti bu düşünceden besleniyor. Şimdi düşünceyi mi yasaklayacaksınız? Aslında Şengallıların ve savunma birlikleri Y5'inin Şengal'la ilgili ortaya koyduğu konseptin kendisi özellik olması nedeniyle bütün bunların aslında oradan geldiğini, yani Kandil kaynaklı olduğunu söylüyor. Çünkü Türkiye şunu söyledi. Yani Şengal ikinci Kandil olabilir. Şimdi çölün içinde bir adacıkta bu kadar silahı, gerilayı artık ne derseniz deyin, silahlı güçleri nasıl konumlandıracaksınız? Bir kere öyle bir koşul, yani fiziki olarak, topografik olarak bir böyle bir koşul yok. Bu bir. İkincisi, oradaki kesimlerin hepsi yereldir. Fikri olarak var, destek donanım olarak var. Bunu herhalde onlar da inkar etmiyor, biz de etmeyeceğiz. Şimdi Türkiye de bunu biliyor. Şimdi Zeki Şengali'yi düşünmek lazım. Zeki Şengali tabii ki PYK geçmişi var, çok doğru, ama kendi hayatını ezlere adamış olan bir pirdi, bir bilgeydi. Şimdi gidip böyle adres vererek, nokta ateşiyle kimin öldürdüğünü çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla çatışma çok büyük, çok daha lenduha. Oradaki çatışma bir sadece alanla alakası yok. Çatışma alanı da aşan ve alan kazanma çatışmasını da aşan çok daha düşünsel ve fikri bir şey. Çünkü O kurdukları hegemonya ve oligarşik sistemin yıkılacağından korktukları için ezlerin talepleri arasındaki özelliğe alerjik oluyorlar. Şimdi ezler ne söylüyor? Şimdi bu dediklerinizin hepsine bir cümleyle, birkaç cümleyle, belki iki cümleyle diye özetleseniz. Yani uluslararası güçler bu konuda niye ısrarcı? Yani bu dedikleriniz sonuçta bölge devletlerinden Türkiye'ye uyan ve bir şekliyle Kürtleri zayıflatma çabasının ürünü olarak görürüz, ama özellikle uluslararası güçler açısından bir iki kelimeyle özetlerseniz devamında İp Burcu'ya soracağım. Şimdi şöyle, aslında uluslararası güçlerin ezlerde pek bir haberi yok. Onun için çok oraya girmiyorum. Yani ezler aslında bu global player dediğimiz uluslararası küresel güçler anlamda ezlerin bir karşılığı yok. Kürt siyasi birliğin içinde ele alınıyor. Ve lanse edildiği şey şu: Şengal'a PKK yerleşti ve yerleşine çıkarılması gerekiyor. Ezdi savunma güçleri ve hepsi otokton Şengal'ı olmasına rağmen harici olarak şu anda muamele görüyor. Sadece lanse edilmiyor. Onun için de ABD'nin Şengal'e dahi bir planı varsa da bu plan onları yani ezilerin özellik bir yapı kurması ABD'yi rahatsız etmez, Irak'ı da rahatsız etmez. Evet. Onun için de ben onları çok bahsetmiyorum. Türkiye'yi rahatsız eder, KDP'yi rahatsız eder. PKK de buna razı. Ama dolayısıyla Avrupa'yı da ya da işte diğer ülkeleri de anlatamamış ya da ikna edememiş bir durum söz konusu. Eyüp Burç, siz bu konuda ne dersiniz? Yani gerçekten Avrupalılar, ABD'liler, işte James Jeffrey'ler vesaireler filan, yani ezdileri bilmiyorlar mı? Sadece oradaki güçleri tırnak içerisinde onların deyimiyle pekkeli kabul ettikleri için mi bu kadar Türkiye'nin tezini destekliyorlar? Yani Azad'a bir şekilde katılıyorum ama biliyorlar tabii ki. Yani hani bilmiyorlar demesi Azad'ın bütün bunları bilmiyor anlamlarına gelmiyor. Yani gelmiyor, evet. Benim anladığım şu, yani sorunu diplomatik olarak Ezdi tarafı ve Kürt tarafı dünyaya çok iyi anlatamamış olduğunu söylüyor bu. Tabii ki biliyorlar. Tabii ki o dünyayı yönetenler Şengal gibi çok stratejik bir yeri bilirler ve hem de bir IŞİD genositine maruz kalmış bir bölgeyi çok iyi bilirler. Şimdi Batı'nın, ABD'nin özellikle de Batı'nın bu konuda sessiz kalmasını bence bir sebebi var. Yani bu anlaşmanın içindedirler diyorum. Çünkü bir şekliyle anlaşmaya dahil edildi. ABD zaten içinde. ABD'nin startıyla oldu bu iş. İki taraf imzalamıştır ama daha önce de başta da söylediğim gibi Almanya, İngiltere ve Fransa da bu iş içinde. Çünkü Kazımi bütün bu bölgeleri gezdi, bu ülkeleri. Şimdi bunların, Kazımi'nin gezdiği şey şu: biz oraya işte güvenlik götüreceğiz. Çünkü anlaşmanın üç boyutu var ya, üç başlığı. Oraya güzel bir idare kuracağız. Sonra orayı inşa edeceğiz. İnsanlar kamp hayatlarından gelip
kendi yerlerine geçecekler. İşte diyor ki bize inşa sırasında yardımcı olur musunuz? Yani bu işi de dışarıya gelip para verir misiniz demeye getiriyor. Teknik destek verir misiniz? Para verir misiniz? Siyasal destekten çok, askeri destekten çok. Tümüyle ekonomik destek peşindeler orada. Yani bu turu da bir şekilde Şengal yeniden inşasının finansmanını buralarda bulmak. Çünkü çok iyi hatırlıyorum, Merkel biz ezdileri unutmayacağız dedi toplantıya girmeden önce. Açıklama yaptı. Şimdi dolayısıyla ezdileri bilecekler ama insani yerlerine, yurtlarına, kamp hayatları çok zor onlar için. Peki neden bir tık ileri geçmiyor Batı ülkeleri? İstedikleri zaman bir şeyi öne çıkarabiliyorlar. Hı hı. Hatta Amerika. Jenosit da. Jenosit meselesi. Çünkü ezdi meselesi Bağdat'la Erbil arasında ya da KDP ile Kazım hükümeti arasında ya da Kazım'ın istihbaratı devleti diyelim, Kazım de demeyelim, istihbarat örgütü arasında yapılacak bir anlaşma değil. Yani onu aşan bir şey. Evet. Jenosit var. Jenosit. Orada bir jenosit uygulanmış ve jenositin boyutları bölge ülkelerinin kadar gidiyor. Türkiye'nin bir paniği de bu bana sorarsınız. Jenosite bir şekliyle Türkiye dahildir. IŞİD'in bütün tarihsel sürecini biliyoruz. Irak'ta Suni hareketi Haşimi'ye kadar. Anlatabiliyor muyum? Ve Şengal hikayesini. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman bir jenosit mahkemesinin kurulmaması, sanki Şengal sorunu çözülmüş biçiminde sunulması, bütün bu dertler jenosit mahkemesinin önüne, jenosit sürecinin başlatmasının önüne geçmesini sağlamaktır. Bu biraz Batıların da işine geliyor şimdi. Niye Batıların yani işine gelsin böyle bir şey? Çözüme bağlamak, belki yeni sorunlar çıkar, yeniden müdahale ederiz, sorun değil. Ama bir jenosit, hepsi jenosit dedi, kimse bir jenosit, o zaman yargılayanın bu jenosite katılanları bir sürü IŞİD'li bu işe karar vermiş insan var. Yani direkt yargılayacağımız IŞİD'liler var elimizde, yani bölgede yakalanmış. Bunların arkasındaki devletler, güçler, anlatabiliyor muyum? Nihayetinde bir mahkeme bunları araştıracak. Birileri ortaya çıkacak bu süreçte. Dolayısıyla bir jenosit ortaya. Ben tekrar sormak istiyorum, belki sesim biraz önce gelmedi. Yani Batılılar niye bir jenosit mahkemesine, özellikle DAEŞ'in birincil, öncelikli olarak belki de DAEŞ'in suçlanacağı bir jenosit yargısına karşı çıkarlar? Ben burada Türkiye'nin faktörel olarak önemli rol oynadığını düşünüyorum. Türkiye bu ilişkilerde bunun önüne geçmeye çalışıyor. Evet. Yani ben Türkiye'nin birinci aktör olduğunu düşünüyorum. Bunun olmamasını sağlayan ülke Türkiye'dir. Bir jenosit mahkemesinin kurulmasını istemeyen ülke Türkiye'dir. Ve bu anlaşmanın da zaten Batı'da sanki ezdi meselesi çözülüyormuş gibi jenosit davamızdan vazgeçme gibi bir rolü de olacak bunun. Yani ileride önümüze bu da geçecek. Yani denilecek ki işte Şengal sorunu zaten çözüldü. Bak işte insani olarak yardım da yapılıyor. Yerlerine döndüler. Ki olursa. Evet. Yani bütün dert özür dilerim ya. Rica ederim. Peki. Evet, bütün dert Türkiye'nin orada hem jeostratejik, evet, Şengal'le ilgili. Yani tabii Şengal'da ne istiyor dediğimiz zaman hakikaten insani olarak ne istiyor bizden, yani Kürt ezdiler olarak söylüyoruz. Yani Osmanlı tarihi boyunca, bütün Osmanlı tarihi boyunca, peki, yedileri, kısmen Selçuklu tarihi boyunca Şengal katliamlardan geçirildi. Şimdi devam ediyor. Yani modern cumhuriyet devam ediyor. Efendim? Peki. Son ezdiler ne istiyor'a girdiğin için orada dur istersen. Çünkü son 6-7 dakikamız. Onu da verimli kullan. Ben Şengal'le ilgili bu jeostratejik. Yani Şengal jeostratejik bir yerdir. Türkiye bunu iyi biliyor. Şengal Rojava'yla önemli bir kilit noktadır. Bunu Türkiye iyi biliyor. Şengal bir jenosit, evet, yaşanmıştır. Burada dahili olanlar vardır. Türkiye bunu iyi biliyor. Peki. Dolayısıyla bütün bunların paketlenip sorun olmaktan çıkarılması birinci derecede Türkiye istiyor. Evet, dolayısıyla Türkiye'nin dahli de burada etkili oluyor diyorsun. Azat Barış, son 5-6 dakikamız, mümkünse şöyle ikişer üçer dakikayla özetleyerek konuştuk bunları ama
Gerçekten onlarca kez fermanlarla yüz yüze kalan, işte Kürden Resen dediğimiz, Kürtlerin orijini dediğimiz Ezdilere reva görülen bu katliamlardan sonra Ezdiler tam olarak ne istiyor? Yani bir savaş ya da bir çatışma yaşanmadan bu taleplerin yaşama geçirilmesi Ezdihan'da mümkün değil mi? Tabii ki öyle. Yani Ezdiler inançsal olarak savaş ve kötülüğün her çeşidine karşı çıkan bir topluluk. İster Şengal üzgünlüğünden isterse ondan bağımsız olsun herhangi bir savaşı ve kardeş kavgasını istemezler. Görüntünüz gitti bu arada. Görüntüyü isterseniz tekrar verebilirseniz. Peki, tamam, görüntü geldi. Evet. Dolayısıyla ister Şengal üzgünlüğüne isterse ondan bağımsız olsun. Asla bir savaş istemezler. Hele kardeş kavgasını asla. Hatta imanla, irfanla reddederler. Bu bir. İkincisi Ezdiler ne istiyor? Ezdilerin beklentisi çok basit aslında. Ezdi sorunu bir Kürt sorunudur. Nasıl ki Kürt sorunu bölgesel devletlerin sorunuysa, Ezdi sorunu bir ev içi sorunudur. Dolayısıyla eğer ev içi mesele, dinamikler halledilirse, ben dışarıdaki kesimlerin buna çok karşılığını düşünmüyorum. Yani aslında tamamıyla Kürdistani bir meseledir Ezdi meselesi. Ezdilerin istediği de çok net. Bunu çok uzatmanın da bir anlamı yok. Araya yani, girip hadi soruyorum. Şöyle bir iddia var. Ezdiler Güney Kürdistan bölgesine, bölgesel yönetimine bağlanmak istenmiyor. Onlar Irak'a bağlanmak, Irak'ın bir parçası olmak istiyorlar. Nedir bu son heyetlerin görüşmelerinden de yaklaşımlarından da bir sonuç ortaya çıktı mı? Bu konuyla ilgili ne denir? Şimdi biz bir sosyal kurgu olarak zaten Güney Kürdistan kendi başına bağımsız bir yer değil ki. Bağımsızlık referandumu yaptıktan sonra eldeki toprakları da kaybetti, biliyoruz. Dolayısıyla zaten Irak'ın bütünlüğü içinde bir federasyondan bahsediyoruz. Yani Ezdilerin böyle bir konsept sunmuş olmaları çok böyle acayip bir şey değil. Kimsenin de zoruna gitmesin. Zaten Federal Kürdistan hükümeti de öyledir. Statüsü şu anda öyle. Şeye gelmek istiyorum. Yani Kürdistan siyasi, Kürt siyasi birliğin içinde, Kürdistan birliğinin içinde de bölge devletleri de rahatsız etmeyecek bir Ezidhan yahut da Şengal özelliği Vatikanvari bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla Vatikan'ın Avrupa'ya ne zararı olabilir? Yani çünkü Ezde sosyo-kültürel olarak evet Kürtler ama etno-dinsel olarak tamamıyla ayrılar. Sadece idomları, dilleri değil, duaları, tanrıları, Ezlerin tanrısı Kürtçe konuşuyor. Diğerlerinkini Arapça konuşuyor. Dolayısıyla melekleri Kürttür, Kürtçe konuşuyor. Dolayısıyla Ezler diğerlerinden farklıdır. Farklı oldukları için de bu siyasi birliğin içinde, ortak akılla, yeni değerler merkeziyle Ezde özel bir Şengal ekonomik yapı istiyorlar. Dolayısıyla şöyle ifade edebiliriz. Yani tekrar olsun diye. Vatikan, yani Roma'nın içinde bir Vatikan'ı istiyor. Bu dediğinizin ilahi boyutu var. Bir de idari, toplumsal, yönetsel boyutu itibarıyla özellikle. Vatikan aynı zamanda idari boyutlu olan bir şey. Buyurun. Vatikan Roma'ya zarar verir mi? Aynı zamanda idari bir yapıdır. Devlet. Yani. Tabii ki. Tabii ki bir devlet. Ekümenik yapılar. Yani. Ekümenik yapılar. Tabii. Dolayısıyla Ezdiler, bin yıldır ekümenik yapısı var zaten Ezdilerin. Yani bu özelliği tarih anlamak açısından diyorum. Özelliği tarif ederken bu özellik sonuç itibarıyla Irak'ın bütünlüğü içerisinde Güney Kürdistan, Irak Merkezi Hükümet ve ona bağlı bölgeler ve Ezdihan Özerk Bölgesi şeklinde bir görüş ve düşünce var. Ben mi söyleyeyim? Buyurun, sen söyle. Şimdi bir tane bir kere şöyle düşünelim Fehim arkadaşım. En çok bu sözü söyleyen KDP çevreleriydi. İşte Bağdat'a bağlamak istiyorlar. Bu anlaşmayla Şengal'i zaten Bağdat'a bağladılar. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani bu kadar yüzsüzlük, bu kadar pervasızlık, yalancılık olmaz. Yani yalan olmaz abi. Yani bu anlaşma Şengal'in tartışmalı bölge içerisinde 140. maddenin bir parçasıdır Şengal. Hı-hı. İki tarafın bir şekilde beraber yönetmesi gereken bir yer iken, yani bu anlaşmayla bir kere merkezi hükümete bıraktı.
Dolayısıyla Şengal'i oraya Bağdat'a bağlamak istiyor. Bunlar bilmem ne. Bütün bunlar bir propaganda ve işin özü bir yalan dolabı oldu ortada. Peki bir iki cümleyle Azat... Şengal nereye bağlanmalı? Peki bir iki cümleyle Azat Barış sözü... Bir şey daha söyleyeceğim bu konuda. Bir şey sana daha söyleyeyim. Tekrar geri döneceğiz Eyüp. Burası çok önemli. Bir şey daha söyledi KDP. Diyordu ki efendim siz özelliği istiyorsunuz. Sonra onu Şengal'a Bağdat'a bağlamak istiyorsunuz. Sen ne istiyorsun dediğimiz zaman biz vilayet istiyoruz. Şengal vilayet olsun diyordu. Bakınız bu anlaşmayla Şengal vilayet de olamadı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Dolayısıyla KDP'nin burada çıkarı ne diye bir sorabiliriz. Sıfır çıkarı var. Türkiye'nin çıkarı var burada. KDP peki. Türkiye için orada imza atmıştır. Bunu peki. Görmek gerekiyor. Peki. Azat Barış sözünü tamamlasın. Son sözü yine sana vereceğim Eyüp Burt. Eyüp abi çok dominantsın. Aldı ikimizden. Eski televizyoncu ya biliyor bu işleri. Hala televizyoncu gerçi. Yok. Yani çok güzel bir program oldu. Güzel. Buna benzer programlar yapmak lazım. Ben özellikle bu medyanın aslında yapması gerekenler tetikçilik değil, birbirine saldırtmak değil. Gerçekten aklı selim bir şekilde analizlerle ve çözüm önerileriyle bu meseleyi halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ezdiler aslında beklentileri şu, orada durmuştum son olarak. Bütün Kürtlerden, hele hele özellikle Güney Kürdistan hükümetinde ve ama peki. Özellikle de KDP'den şunu bekliyor. Yani askeri nüfus ve siyasi tahakküm değil, onu artırmak değil, peki. Ezgirin taleplerine acilen kulak verilmesidir. Peki. Zamanımız çok daraldı, onun için bizden sonra da bir program var. Bir cümleyle. Evet, yani ona kulak vermeleri. Dolayısıyla ezler çok net, tarihten bugüne kadar. Peki. Hiç kimseye baş eğmediler, sultanlara baş eğmediler. Belki modernize değiller, belki gücümüz o kadar nizamlık değil ama şu an bu şu anlama da gelmiyor. Hı hı. Ve bu ben bunu standart olarak her yerde de söylüyorum. Onların meydan okumalarına cevap vermeyeceğimiz anlamına gelmez. Peki. Çünkü aydiniyle, düşünürüyle dünyanın her yerde çok güçlü bir diasporası ve artık kendi üzerine düşünen bir ezdi yapısı var. Bunu herkes bilmeli. Peki. Eyüp Burç, yarım bıraktım, kestim sözünüzü, kusura bakmayın ama bir dakikayla, bir buçuk dakikayla özetlesen... Daha çok iyi, zaman var. Bir dakika, bir buçuk dakika ama ondan sonra keseceğim. İyi. Şimdi ezdiler özel bir ezdihan istiyor. Şimdi genel iddia, şimdi mesela benim hayalim ne? Biz bu hayali, Azat da çok iyi biliyor, 2005 yılında Şengal'de ve bütün Ezdihan bölgesinde, Lalış'ta dahil, Ezdilerin katılımıyla büyük bir kongre yaptık. 1000 küsur delegeli, Saddam barajı diyorlardı o zaman, işte Musul barajında, baraj tesislerinde, Saddam gitmişti tabii, o baraj tesislerinde bir kongre yapıldı ve kongrede bütün bu meseleler tartışıldı. Ezdilerin geleceği tabii tartışıldı Irak'ta. Ve Ezdilerin ortak kararı şuydu. Yani biz özel bir yapı istiyoruz. Özüne bakarsanız Ezdihan iki bölgeli bir yapıdır. Yani iki alanı var, teritoryal. Bir Şengal, diğeri Şeyhan. Aslında Şeyhan ve Şengal, Irak için söylüyorum, Ezdihan'ın olduğu her yerdir. Normal Ezdi anlayışında. Ama Irak için zaten 1000 yıldır, tam 1000'e yakındır, Ezdiler kendi içinde idari, siyasi ve ruhani olarak örgütlüdürler. Evet. Mirlik sistemi var, mirliğe bağlı ruhani meclis var, dini işlerle uğraşıyor, vergi toplantılıyor vesaire. Yani düşünebiliyor musunuz? Peki. Mir ailesi Kafkasya'dan Urfa'ya kadar vergi topluyor. Peki. Dolayısıyla aslında bir cümle lütfen. Bu yapıyı ben buna ekümenik yapı diyorum. Bu yapıyı modernize etmek mümkün. Irak anayasası buna elverişli bir anayasa. Federal bir anayasadır. Bunu bu konuyu ezdilere bütün bu katliam bağcılardan sonra bunu ezdilere vermek gerekirken karşılığında yeniden askeri sevkiyatlar, güçler vermek insanlığın ayıbıdır. Irak hükümetinin ayıbıdır. Hele hele Kürtlerin ayıbıdır bu. En büyük ayıp Kürtlerindir. Özde başta da KDP mutlak surette bunu tekrar ezdilerle paylaşılmalı ve ezdilerin ileri gelenleri, ezdi meclisleri, ileri gelenleri, aydınları hem deklarasyonları var.
hem Bağdat'ta yaptıkları görüşmelerde sundukları alternatif çözüm var. Yine bu anlaşmanın dahilinde yeniden maddelerin eklenmesi ve yeniden düzenlenmesi ezdilerin hepimizin temel isteğidir. Peki. Umarım asker göndermek yerine yeniden masaya oturup ezdilerle beraber otururlar ve bu sorun insani bir şekilde çözülür. Eğer biz Türkiye'nin anlaşmasını yapmak istemiyorsa Irak hükümeti. Son sözlerine katılıyoruz. Anlaşmak gerekir. Hele hele Ezdihan konusunda Kürtlerin hepsinin gözlerinin nuru gibi koruması gereken bir toplumdan söz ediyoruz. Azat Barış Sosyolog, programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkürler. Eyüp Burç, gazeteci arkadaşımız, siz de konuk olup görüşlerinizi paylaştınız. Size de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Ezdilerin durumunu tartıştık. Ezdiler üzerinden konuşulanları tartıştık. Bir dahaki medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.